Evet, Türkiye'nin uluslararası anlamda kuşkusuz önemli rol üstleneceği süreç içinde bulunduğu stratejik hat ve adeta bir tabii lojistik merkez oluşu. Bu anlamda Irak-Türkiye petrol boru hattı hafta içinde tekrar faaliyete geçecek açıklamayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. Ulusal kanala konuşan uzmanlar da Türkiye'nin uluslararası arenada önemli rol üstleneceğini ifade etti yeniden bu sürecin başlamasıyla. Irak'tan Türkiye'ye petrol akışı yeniden başlıyor. 6 Şubat depremlerinde hasar alan Türkiye-Irak petrol boru hattı hafta içinde tekrar faaliyete geçecek. Haberi Birleşik Arap Emirlikleri'ne düzenlenen Uluslararası Petrol Fuarı'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu. Hattaki hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Ulusal kanala konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Şenay Yalçın, Türkiye-Irak petrol boru hattının bölgesel önemini anlattı. Dünya piyasalarındaki petrol fiyatlarının artışı bu hattın bir an önce devreye alınması noktasında fikirleri ön plana çıkarttı. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Irak'la yapılan görüşmeler sonucunda hattın açılması gündeme geldi. Ve hat önümüzdeki günlerde açılacak. Dünyadaki petrol fiyatlarının kontrolü bakımından önemli bir adımdır bu. Hattı böyle düşünmek lazım. Zaten var olan bir hattı. Yalçın açılacak petrol boru hattının Türkiye'nin uluslararası arenada etkisini artıracağını söyledi. Türkiye petrole ihtiyacı olan bir ülke. Her ne kadar transit olarak Ceyhan'dan gönderiyorsa da ihtiyaç halinde tabii Türkiye'nin de bunu kullanması söz konusuydu. Bir Türkiye'nin hem uluslararası arenada güvenirli bir ülke olması dolayısıyla Avrupa'ya ve dünyanın diğer yerlerine enerji sevkiyatında önemli bir rolü üstlenmiş olması bakımından stratejik önemini artıracaktır. Diğer taraftan biliyorsunuz Türkiye enerji merkezi olma yönünde çok ciddi çalışmalar yapıyor ve ciddi adımlar atıyor. Petrol boru hattının ilerleyen süreçte yapılacak yeni anlaşmalara zemin hazırladığını belirten Profesör Doktor Şenay Yalçın, Türkiye-Irak Kalkınma Yolu projesinin gündeme geldiğini kaydetti. Söz gelimi, biliyorsunuz yine çok yakın bir zaman öncesinde Türkiye-Irak Kalkınma Yolu projesi gündeme geldi ve karşılıklı anlaşma imzalandı. Bu çerçevede Basra'dan başlayacak olan bir demiryoluyla karayolu Türkiye'ye bağlanacak. Yani ta Çin, Pakistan üzerinden gelecek olan o bölgenin ticari malları Basra Körfezi üzerinden kısa devre olarak Türkiye üzerinden dünyaya açılmış olacak. Bu anlaşmada bize yine avantaj tabii ki sağlayacak. Her bakımdan bunu biliyoruz. Bölgedeki terörün bitirilmesi bakımından önemli. Bunlar hepsini bir araya koyduğumuz zaman Türkiye'nin ileride atacağı adımlara olumlu etkiler olacak. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı? Aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.